arama yapmak. Yerelde Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşumuz tarafından başlıklarından çalışmayı gerçekleştirdik. Birazdan sunumu yapılacak çalışma sonuçlarını mevcut destekleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Fatih İsarcıklıoğlu'na birçok uygarlığın var olduğu Peygamberler ve Sahabeler şehrin Diyarbakır kültür, sanat, edebiyat kenti olmakta birlikte zamanda bir tarım kentidir. İnsanlığın ilk yerleşik hayata geçtiği buğdayın evcilleştirilerek ilk kültür tarımının yapıldığı, hamurun ilk kez mayalanarak ekmeğin pişirildiği bir coğrafyadır. 2053-2071 hedeflerine ulaşabilmek için devletin ve tüm kurumlarının üniversitesiyle, özel sektörüyle, sivil toplum kuruluşları hep birlikte çalışması gerekiyor. Bu bilinç içerisinde bizler de göreve geldiğimiz günden itibaren ciddi manada çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Ve gıda sanayi merkezi olacağına inanıyorum. Mesela Sivan Barajı faaliyete geçtiğinde 2 milyon dönümlük yağlar sulu tarıma açılabilecek. Böylece pamuk, mısır, soya gibi önemli tarımsal ve sanayi ürünleri buradan çıkabilecek. Esasında tarım en stratejik alanlardan birisi. Ve ülkemizin en güçlü olduğu konulardan birisi de. Tarım aslında da Sayın Bakanımız hep bunu kullanırdı. İlk sıradayız. Dünyada ise 10. sıradayız. Burası Diyarbakır. İbn Haldun coğrafya kaderdir der. Toplantının başlığındaki tarım Diyarbakır'ın kaderidir. Çünkü tarımsal üretimi belirleyen temel unsur iklim, toprak ve topografyadır. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Sözlerime böyle başlamak istiyorum. Şimdi dünyada hepinizin malumu olduğu üzere yüzlerce, binlerce sektör var. Şöyle bir soru sorsak. Dünyada vazgeçilmeyecek tek sektör hangisi? Tarım ve gıda sektörü. Diğer tüm sektörlerden vazgeçebilirsiniz. Mobilya sektörü. Almazsınız yani. Eskisi de idare edebilirsiniz. Koltuk, televizyon, araba, hangi sektörü derseniz dersin. Ve bazen de zaman içinde şeyi bitiyor. Bundan 50 yıl önce var olan bir sektör bugün yok mesela. Ama vazgeçilmeyen, Sayın Mehteker Bakanımız da söyledi, insanlığın başlangıcından günümüze ve sonuna kadar, kıyamete kadar devam edecek olan bir tek sektör var. Hiç vazgeçilemeyecek olan, o da tarım ve gıda sektörü. O yüzden çok önemli bu çalışmalar. O yüzden hani eskiler atalarımız şöyle demiş. Cenab-ı Hak kimseyi açlıkla imtihan etmesin. O yüzden işin temeli gıda, tarım. Bunun planlanması, programlanması önemli. Günümüzde bu daha da önemli hale gelmeye devam ediyor. Niçin? Bir taraftan dünya nüfusu hızla artıyor. 50 yıl önceye göre dünya nüfusu 2 katına çıktı. 2, işte şu son 2-3 yıldan beri pandemi sebebiyle bir daralma meydana geldi. Yarın bu pandemilerin olmayacağını kimse garantisini veremez. Yarın başka bir şey çıkabilir. Bu da etkiliyor. Artı iklim değişiklikleri. Şimdi bir bakıyorsunuz ara ara yağmur yağan yere 6 ay, 1 yıl bir tek damla düşmeyebiliyor. Veyahut bir günde, 2 günde 1 yılda yağacak yağmur yağabiliyor. O yüzden tüm bunları değerlendirdiğimiz zaman tarım sektörünün, gıda sektörünün
gittikçe çok daha önemli hale gelmiş bugün ama daha da önemli hale geleceği aşikar. O zaman ne yapmamız lazım? Mutlaka bu sektörle ilgili çok ciddi çalışmaları gerçekleştirmemiz lazım. Planlamalar, programlamalar neyse günümüzde. İşte bu çalıştaylar bunun için bize önemli bir ışık tutacak çalıştaylar. Diyarbakır'ımız açısından da tabii ben yeni geldim. Ama Diyarbakır'ımızın tarımsal alanda çok önemli bir potansiyeli var. Biz buğday üretiminde, mercimek üretiminde, pamuk üretiminde, manda sayısında, koyun varlığında bunlarda il olarak birinci, ikinci, üçüncü, dördüncülüklerimiz var. İpek böcekçiliğinde çok önemli sektörler. İnşallah bu barajlardan sulamaya attırdığımız zaman bu sektörlere, bu alanlara bu birincilik, ikinci, üçüncü, dördüncülükleri yenilerini de ekleme imkanımız olacak. Bir faaliyetler bizi heyecanlandırıyor açık söylemek gerekirse. Çünkü uzun bir dönem benim babam çiftçiydi demekten hicap duyan bir nesli bu ülke gördü. Ama bugün yeniden ben kırsala dönmek istiyorum, köyüme geri dönmek istiyorum diyen kadınlarımız var, gençlerimiz var, emeklilerimiz var, vatandaşlarımız var. Bunları da cesaretlendirmek, önlerindeki engelleri kaldırmak adına da biz de bakanlık olarak ciddi çalışmalar ve destekler verdik, veriyoruz. Bizden önce Sayın Bakanımız başta olmak üzere geçmiş dönemden bugüne bu destekler artarak devam ediyor. Burada gündeme getirildi. Belki toparlamakta yarar var. Tarımın aslında mevzuat açısından bir eksiği kalmadı. Şöyle ki 12 tane temel kanun 20 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde gündeme geldi ve şu anda bu kanunlar icra ediliyor ve buna ilişkin uygulamaları da hepimiz görüyoruz. Çok iyi hatırlıyorum. Bu ülke bir tarım ülkesi olduğu halde bir tarım kanunu yoktu. Bir çerçeve kanun ortada yoktu. Lisanslı depoculuk denildiğinde doğrudan bizim komisyonumuzla ilgili olmasa da komisyon düzeyinde söylüyorum. Biz bunu o dönemde sahiplendik ve lisanslı depoculuğun hayat bulması için büyük bir çaba sarf ettik. Vatandaşa da anlatmakta güçlük çekmedik açıkçası. Fakat bilinmeyen bir konuyu anlatmak ne kadar mahir ve ne kadar yetenekli olursanız olun somutlaştırmak ancak o hayata geçtikten sonra oluyor. Bunu da gördük. Bugün tarım sigortası var arkadaşlar. Onun içeriğine şu poliçe de dahil edilsin, bu risk de burada yer alsın diye her geçen gün talep artıyor. Biz bundan mutlu oluyoruz. Çünkü medeni üreticiler dünyanın dört bir yanında hep bu tarım sigortasını arzu etmişler. Ama bunu uygulayabilen ve bunda başarılı olabilen nadir ülkeler olmuş. O ülkelerin diyebilirim ki en tepesine şu anda gelmiş durumdayız. Yaklaşık 11,5 milyar liralık böyle bir süreçte bu 2006'da başladığı için söylüyorum. Geride kalan bu 16 yıllık periyotta bu konuyla ilgili önemli destekler ve önemli poliçeler sayesinde verilebilmiştir. Bir diğer konu değerli arkadaşlar, bu ülke tohum ithal eden ve ithal tohumlarla üretimini yapan bir ülkeydi. Üreten ve tohum geliştirmek isteyen Ar-Ge yapan kardeşlerimizin akıl terlerini biz ödüllendiremiyorduk. Hatta bunların elinden alınıyordu. Islahçı hakları kanununu getirdik ve bu çerçevede kendimize olan yeterliliğimiz %31'lerden %94'lere çıktı. Bir %6'lık, 7'lik bir açığımız var. Ama Türkiye'nin bir ihracatçı ülke olmaması için herhangi bir engel kalmadı. Bu konuda biraz daha gayret gösterirsek inşallah bunlar da gerçekleşmiş olacak. Diğer kanunlardan bahsetmek istemiyorum ama önemli bir kanun
Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu. Bu kanun çıkana kadar arkadaşlar 32 yılda 2 milyon hektar alan maalesef kaybedildi. Bu kanun bizim bütün çabalarımıza rağmen elbette sıfırlamadı. Fakat bu işi en azından yavaşlattı. Önemli bir düzeyde aşağılara çekti. Şimdi bu kanundan dolayı elbette bizim bazı alanlara ihtiyacımız olabilir. Kentsel açıdan veya endüstrileşme adına. Ama unutmayalım ki tarım toprakla yapılır. Bizim her türlü üretim faaliyetlerimiz toprak üzerinde ve toprakla yürütülür. Su ürünleri alanında gerçekten 20 yıllık sürede bütün bakanlarımıza, Sayın Mehdi Eker Bakanımız başta olmak üzere ben müteşekkirim. Çünkü bugün Türkiye 1.4 milyar dolarlık su ürünleri ihraç eden bir ülke konumuna geldi. 200 milyon dolarlık da ithalatımız var. 1.2 milyar dolarlık net dış ticaret fazlamız var. Daha fazlasını yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Ama unutmayalım ki arkadaşlar, bazen böyle hani bazı rakamları vermezsek yanlış ifade ediliyor. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de 65 milyon nüfus vardı. Bugün 85 milyon nüfus var arkadaşlar. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de 15 milyon Türkiye'yi ziyaret eden vardı. Bugün bu ülkede pandemi öncesinde 52 milyona kadar çıktı. Dünya standartları birebirdir. Yani nüfusunuz ne kadarsa o kadar turist alabilirsiniz. Ama Türkiye gibi turizm açısından bölgesel farklılıkları, kültürel zenginlikleri nedeniyle bunun bire 1.5 olabileceği yönünde işin uzmanlarının verdiği bir rakam var. Yani ne demek istiyorum? Bizim bugün 85 milyonsa nüfusumuz, bunun 1.5 katı kadar, yani 130 milyona kadar biz böyle bir nüfusu, 130 milyona kadar olan bir turist kafilesini, misafiri ağırlayabiliriz, ağırlayabilecek durumumuz var. Peki 2050 için öngördüğümüzde nüfusumuzun 105 milyona çıkacağını söylüyoruz. Tıpkı 65'ten nasıl 85'e geldiysek 20 yılda, bundan sonra gideceğimiz 30 yılda bir 20 milyon daha bunun üzerine rahatlıkla konabilir, konulabilir diyoruz. 105 milyonu doyuracağız. Bu kez hesabı 105 milyona turiste göre değil, 160 milyon turiste göre. 160 milyon turist, 105 milyon nüfus. Artı bu ülkeye bugün için 5 milyon gelip bu ülke güvenilir bir ülkedir deyip sığınanlar var. Bu sığınanları da dikkate alarak ve de refah seviyemiz yükseldikçe soframızdaki çeşidin de arttığını hesaba katarak bu toprağa çok ihtiyacımız var. Bu mera alanlarına çok ihtiyacımız var. Bu tarım alanlarına çok ihtiyacımız var. Top başkanımız ya işte %90 nispetinde topraktan bağımsız olarak tarımsal üretim yapılabilir. Buna yönelik teknolojiler var dedi. O çok sağlıklı bir bilgi değil Sayın Başkanım. Çünkü toprak dün vardı, bugün var, yarın da olmak zorunda. Elbette yapay bir takım üretim faaliyetleri yok mudur? Vardır. Bunlar olacaktır da. Ama biz bu geleneksel üretimi istediğimiz kadar modernize edelim. Mutlak surette ben böyle anladım en azından başkanım. Onu ifade etmiş olayım. Şimdi değerli arkadaşlar, bakınız, insanların bir şeyi yaptıktan sonra daha iyisini yapma çabası olmalı. Bugün buraya geldiğimde Sayın Rektör'e sordum. Diyarbakır'da misafir öğrenci, uluslararası statüde misafir öğrenci kaç tane dedim. Dedi ki 1500'e yakın misafir öğrenci var. Ne demek biliyor musunuz 1500? Bizim tüm dışişlerinde olan meslek memurlarının sayısı, yani dışişlerinde göreve başlayıp büyükelçilik sıfatı alana kadar bu aradakilerin tamamı 1500 kişi. Şimdi bir Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi'nde 1500 tane misafir öğrenci varsa bunun da değerlendirilmesi lazım. Ne adına? Tarımsal üretimin global ölçekte yapılabilmesi adına. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Dün Somali'deydim. Somali'de Cumhurbaşkanlığı devir teslim törenine katıldık. Bize refakat eden
Türkiye'de okumuş ve orada şu anda kabinede Milli Savunma Bakanı görevini ifa eden bir arkadaş. İnanın o kadar mutlu oldum ki hem bizimle ilgilendi hem de orada bizim bir takım taleplerimize, görüşmelerimize destek oldu, katkı sağladı. Bunu da şu anlamda söylüyorum. Evet, İHA'larımız ve SİHA'larımız başta olmak üzere savunma sanayinde nasıl bir %70'in üzerine çıkardıysak yerlilik ve millilik oranını, bizim kendi hesabımızı, kitabımızı, biraz önce bir rakam söyledim, o vizyonun gereği olarak mutlak surette bu elçi sıfatlı olan kardeşlerimizi de dikkate alarak hem onların kazanması hem de bizim kazanmamız adına bunları köprü olarak mutlaka değerlendirmemiz gerekir. Yani Sudan'dan, yani Nijer'den, yani Demokratik Kongo'dan, Somali'den, Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Cezayir'den, hatta Venezuela'dan söz edebiliriz. Tarım ve Orman Bakanı olarak göreve geldiğim günden itibaren bakanlığımızın yaptıkları çalışmalara ilave olarak bir de bu bahsetmiş olduğum bizimle ya gelin bu üretimi yapın, bu üretimi yapın, bize öğretin, siz kazanın, biz de kazanalım. Bir Venezuela örneğiyle konuşmamı bitireceğim. Venezuela Tarım Bakanı ve daha sonra da Maduro'nun kendisi bizim ülkemizde üretim yapın, 100 kilo tohum üretin, 100 kilo buğday üretin, 70'ini alın kendiniz dışarıda değerlendirin, 30'unu bize bırakın yeter dedi. Şimdi eğer bu vizyona da sahip olmazsak şimdiden, bizim gelecek yıllarda biz su zengini bir ülke değiliz. Su konusunda orta halli bir ülkeyiz. Suyu bilinçli kullanmak, toprağa dikkatle işlemek ve üretim faaliyetlerimizi de aynı şekilde şuurlu bir şekilde yürütmek durumundayız. Bu, sizde bu vizyonun olduğunu biliyorum. Önümüzdeki günlerde bizim bu çalışmaları yürüten masalarımızın sizlere mutlaka davetleri olacak. Bu tarımsal faaliyetleri yürütmek isteyen ve yurt dışında bu çalışmalara girişim grubu olarak katkıda bulunmak isteyen herkese bu kapımızın açık olduğunu, kamunun bunu yapmasının asla doğru olmadığını, kamunun sadece yol gösterici, iki ülke arasındaki engelleri kaldırıcı rolünün olması gerektiğini ifade ederek bunları söylüyorum. Bunu da lütfen kendi ajandalarımıza yazalım. Tekrar bu çalıştayın gerçekleşmesinde başta borsamız olmak üzere, Diyarbakır borsamız başta olmak üzere emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah tarım ve gıda adına çok daha güzel günlerde birlikte olacağız diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir saniye. Evet. Bence bu araya müziğin girmesi de iyi oldu. Belki konuşmamızdan bir de hocalık da var bizde. Sıkılmış olanlar da olabilir ama Sayın Bakanımız gündeme getirdi. Kulp ilçemiz Türkiye'deki ipek böcekçiliği konusunda gerçekten hani derler ya aslan payını alıyor ve çok büyük bir faaliyeti var. Orada kurulmuş olan tesisler, emeği geçen Sayın Bakanımız başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah 80 lira olan yaş kozayla ilgili desteklerimizi %100 artırarak 160 liraya çıkarıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aynı şekilde tohumla ilgili olarak da, koza tohumuyla ilgili olarak da onu da 120 lira iken 240 lira kilogram başına desteği de inşallah bakanlık olarak vereceğiz diyorum. Kurtarır mı Sayın Bakanım? Peki, işte bu cenah böyle isterler, aldıktan sonra geri kalanını talep ederler. Bu da haklı, doğru. Hepinize saygılar sunuyorum.